Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi Türkçe bir soru. Türkiye'den TÜBİTAK olimpiyatlarında sorulmuş ortaokul öğrencilerine hemen şurada bir not alalım. TÜBİTAK. Evet okuyalım sorumuzu. Ne diyorlar? Bir ABC üçgeninde AB 11, BC 17'dir. BC kenarı üzerinde bir D noktası DC 3 olacak biçimde alınıyor. AC kenarının orta noktası E olmak üzere BDC açısının ölçüsü 56 derece ise ABC açısının ölçüsü kaçtır diye soruluyor. Evet, burada videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi ilk önce tabii verilenlerden hemen bir üçgen çizelim. Yani bunu geometri sorularını da neden böyle yazılı veriyorlar anlamıyorum doğrusu. Çünkü Amerika'da geometri soruları çizilmiş olarak verilir. Neyse. A, B, C neymiş? 11'miş. Ondan sonra burası 17'ymiş. Şuradan 3 olacak şekilde bir D noktası alınıyor. Şurası da E noktası da AC'nin yarısıymış. Evet, ne diyorlar başka? BDE açısı, yani şurayı birleştirirseniz eğer, şu D noktasıyla BDE açısı 56 derecedir deniliyor. Bunu da yazdık. Ne soruluyor? ABC açısı nedir? Yani şurası şu açı nedir diye soruluyor. Şimdi bu sorunun iki tane çözümü var. İlk önce birincisini yapalım. Şimdi ne biliyoruz tabii ki şurası şuraya eşit orta nokta. Dolayısıyla şuradan şu noktadan şu doğruya paralel çizerseniz ne diyelim buraya F mi diyelim? F diyelim. A, F, C üçgeni benzerdir E, D, C üçgeninden. Neden? Kenar, kenar, kenar aksiyonundan. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar orantılı olmak zorunda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 1'e 2, 1'e 2 yani şurası da 3 olmak zorunda. Burası 3 ise 3 artı 3, 6. Şurası 11 demektir. Yani BF uzunluğu. Gördüğünüz gibi bir anda karşınıza ikizkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla şurası 56 derece, şurası da 56 derece. Dolayısıyla B açısı yani sordukları şey 180 eksi 2 çarpı 56 ne bu? 112 mi? 112. Burada ne çıkar? 68 derece çıkar. Dolayısıyla doğru cevap bu. Evet, bu sorunun ikinci bir çözümü daha var. Onu da yapalım. Görme açısından. Gördüğünüz gibi aslında geometri soruları bizim Türkçe'de görme dediğimiz şey. Eğer görebilirseniz bağlantıları çok kolay göremezseniz tabii ki zor. Ama gördüğünüzde yani şunu görebildiğiniz anda bu işlemlerin hiçbirini yani hepsini bu işlemlerin kafanızdan yapabilirsiniz. 2 saniyede çözebilirsiniz. Ama tabii ki işte o seviyeye gelmek zor. Yani bir anda görebilmek. Neyse. İkinci çözüm de şu. Şurası 3. Burası ve burası birbirine eşit. Başka ne vardı? Burası 11'di. Şurası 17'ydi. Toplam yani. 17. Şöyle alta yazayım. Şimdi eğer şurası şu E noktası ortaysa şuradaki orta noktaya bir doğru çizebilirsiniz. Şu şekilde. Şunu da unutmayalım. Şuradan şuraya olan şeyi çizmişlerdi. Şurası 56 idi. Şimdi bu bir teorem.
Yani herhangi bir üçgende böyle orta noktaları birleştirirseniz buraya da ne diyelim? F mi diyelim evgene? F diyelim. EF AB bölü 2'dir. Yani herhangi bir üçgende orta noktaları birleştiriyorsanız bu doğru birincisi tabana paraleldir ve tabanın yarısıdır. Bu hiç değişmez. Dolayısıyla EF ne burada? 11'in yarısı 5,5. Ondan sonra şurası neydi? AC'nin uzunluğu neydi? 17 idi. Şu F noktası AC'nin yarısı. Yani 8,5. Yani şuradan şuraya olan mesafe 8,5 olmak zorunda. Dolayısıyla burası 3 ise F'de 5,5 olmak zorunda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen şurada oluşuyor. Dolayısıyla burası 56 ise burası da şurası 56 ise şurası da 56'dır. Niye? 5,5, 5,5, 56. Yine aynı buradan şurasının 68 olduğunu bulacaksınız. Ve daha önce söylediğim gibi orta noktaları birleştiren doğru parçası tabana paraleldir. Dolayısıyla şurası da 68 derece olmak zorunda. Buradan da 68 çıkacak. Gördüğün gibi yani eğer bir öğrenci bu soruyu hemen anında görebilirse şu tahtada yazdığım şeylerin hiçbirisini yazmadan tamamen kafasında hesaplayarak bu soruyu 10 saniyede çözer. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.